Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar, selamun aleyküm, nasılsınız, iyi misiniz? Değerli dostlar, güzel bir videoyla karşınızdayım. Bu videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz, takip etmeyenleriniz varsa takip etmeyi unutmasınlar. Şimdi Doğanlar Mobilya, yani Diginmo, yatırımcı sunumunu bizlerle paylaştı. Yatırımcı sunumu bizim için önemlidir. Bir şirket eğer yatırımcı sunumunu paylaştıysa onu teker teker girip okumak gerekiyor. Şirket hakkında bilgi birikimine sahip olmak gerekiyor. Elbette bir şirketi almadan önce yapılması gereken birçok önemli madde var. Bunlardan bir tanesi, bana soracak olursanız, temel analizdir. Çünkü şirketin finansal durumu, geçmiş fiyat performansı, gelir tablosu, bilançosu, nakit akışı gibi gibi kalemlere hakim olmak gerekiyor. Ondan sonra şirketin faaliyet konusu, pazardaki yerini bilmek gerekiyor. Ondan sonra elbette ki patron faktörü var. Patron faktörüne de dikkat etmek gerekiyor. Ondan sonra da en güzeli belki de hisse değerlendirmesi, o şirketin piyasada olması gereken ederi kaç değeridir, bunları da yapmak gerekiyor. Şimdi biz bütün bu verileri ışığında bu şirkete bir eder fiyat biçeceğiz. Elbette ki bizler yine aynı şekilde bunun ederini paylaşmıştık. Hemen burada göstermeye çalışayım. Şöyle aşağılarda doğru bir yerde, daha piyasa fark etmemiş herhalde, öyle bir şey söyledik. Piyasanın fark etmediği bu hisse bu muydu? Evet, bu. Bu muydu? Evet, bunun içinde de var. Tekli olarak da paylaştık. Piyasanın görmediği ucuz hisse. Yani buralarda bir yerde olacak ama nerede olacak bilmiyorum arkadaşım yani. Piyasa değerinden fazla. Hah, bak burada. Evet, piyasa değerinden fazla ciro hedefi var. 2 hafta önce paylaştık. Ve genel itibariyle buradaki sunumda, yani şirketin hedefleri doğrultusunda 7 milyar seviyesinde bir ciro beklentisi var dedik. Şimdi buraya baktığımızda değerli dostlar, son bilançoyla beraber şirket 2 milyar 600 milyon seviyesinde bir satış ciro elde ettiğini görebiliyoruz. Yıl sonunda 7 milyar. İnanılmaz bir rakam değil mi? Yani 2'ye 3'e katlamak buna denir. 3'e katlar mı? Bakacağız. Şirket hedeflerini tutturur mu? Bakacağız. Ama öncelikle bir yatırımcı sunumuna bir göz gezdirmek gerekiyor. Şimdi efendim, ben bunların 3 aşağı 5 yukarını hepsini teker teker okudum. Benim şu an okumama gerek yok. Hazır bilgi, yani sizlere aktarmak istemiyorum. Bir zahmet buradaki bilgiye girip ya internet sitesinde sunumlara bakarak buradaki sunumu açıp tek tek okuyun. Yani öncelikle sizin okumanız gerekiyor. Ben burada sözsel olarak ne kadar cümle sarf etsem bile boştur. Öncelikle senin açıp o zahmette katlanman gerekiyor. O sayfayı açıp biraz oku, irdelemeye çalış, anlamaya çalış. Ne anlatmaya çalışıyorlar? Buradaki sunumun amacı nedir? Sektör ne durumdadır? Sektör ileriye dönük hareketlerinde bulunur mu, bulunmaz mı? Büyüyecek mi, büyümeyecek mi? Şirket buradaki sunumda tam olarak ne anlatmaya çalışmış? Bunları bilmek gerekiyor. Ve ondan sonra bunu okuduktan sonra elbette ki bir değerlenme modelimiz de olacaktır. 7 milyar seviyesinde bir şirket ciro elde ederse, FAVOK marjını da yazmışlar, FAVOK marjıyla beraber yıl sonunda ne kadarlık bir FAVOK elde edebileceklerini 3 aşağı 5 yukarı tahmin edebiliriz. Eğer ki buradaki rakamlar tutturulur ise ona göre FK'sı kaça düşecek? Net kar marjı, şu anki net kar marjıyla da vursanız 3 aşağı 5 yukarı yıl sonundaki FK'sı kaça düşeceğini net bir şekilde öğrenebileceğiz. Elbette dünkü videolarımızda da paylaştık. Yani özellikle burada Arzum ve Doğanlar Mobilya'dan da bahsettik. Çok ucuz olduğunu dile getirdik. Bugün ikisi de güzel performans sağladılar. Arzum 2 gündür tavan. Doğanlar Mobilya'da bugün tavan. Tabii gönül ister ki ya böyle 3 aşağı 5 yukarı böyle yavaş yavaş gitsin. Yani kimseyi böyle incitmeden, kimseyi böyle sevindirmeden de böyle yavaş yavaş rayına giderse iyi olur. Vela asre kelam. Şimdi gelelim sunuma. Şimdi bunları okudunuz değil mi? Evet, güçlü bir marka ve genişleyen ürün yelpazesi falan demişler. Sen bunları hepsini okumuşsun. Benim tekrar okumama gerek yok. Şimdi asıl önemli yere geleceğim sizlere. Böyle çok fazla başka yerlere sapmadan. Çünkü ilk etapta bayağı dolaylı bir şekilde mesajlarımızı verdik.
Şimdi 2023 geleceğe yönelik beklentilerini açıklamışlar. Demişler ki arkadaşım diyor 7 milyar ile 7 milyar 200 milyon seviyesinde bir satış geliri elde edebiliriz diyor. Tamam mı? Konsolide satış büyümesi %85-90. Konsolide ihracat payı %12-15 arası. Favok marjı %14-15 seviyesi. Yeni yurt içi satış noktası 100-110. Yeni yurt dışı satış noktası 20-25. Satış gelirinin %5'i %8.5'u yatırım harcaması, yatırım demek, net finansal borç oranı 1-1.5 seviyesine kadar düşürebileceklerini söylemişler. Tamam. Şimdi benim öğrenmek istediğim iki kalemi söylemiş mi? Söylemiş. Bunlardan bir tanesi cirodur, satıştır. 7 milyar demiş. Tamam, 7 milyar 200. Biz bunu 7 milyar olarak hesaplayacağız. Favok marjı da %14 ile 15 arasında. Biz bunu da yine aynı şekilde 14 olarak en düşük seviyesi olarak kullanacağız. Şimdi bu şirketin olması gereken ederi kaç TL olması gerekiyor? Hocam şimdi sen diyorsun ki olması gereken eder diyorsun da bu olması gereken eder neye istinaden söylüyorsun? Yani neye göre, kime göre? Şimdi piyasada bu sektörde olan şirketlere oranla değerini buluyoruz. Tamam mı? Ciro'daki değerini buluyoruz. Favok'a göre, piyasa değeri bile defter değerine göre, öz sermayesine göre buluyoruz. Geleceğe yönelik beklentiler doğrultusundaki rakamların oluşturmuş olduğu hedef fiyatıyla ilgili duygu ve düşüncelerimizi katarak bunları söylüyoruz. Ve bunların gerçekleşme ihtimali yüksek olduğunu varsayarak bu değerlendirmeyi yapacağız. Şimdi değerli dostlar hemen şöyle bir Excel tablomu açmak istiyorum. Burada tamamıyla manuel bir şekilde şirketlerin değerini tek bir tuşla 3 aşağı 5 yukarı. Tabii bunları şimdi hazırladım arkadaşlar. Bunları yeni hap sitesine ekleyeceğiz. Yani hap sitesi nasip kısmet olur mu olmaz mı bilmiyorum ama yani inşallah yakın zamanda açmak istiyoruz. Hala çalışıyoruz hala. Yani şimdi biz burada video paylaşıyoruz ama arka tarafta çalışıyoruz hala. Yani ben bu videoyu kapattıktan sonra hemen yine aynı şekilde siteyle ilgilenmeye çalışıyorum. O yüzden yani gün içerisinde de müsait olduğum zaman dilimi içerisinde full siteyle uğraştığımızı da belirtmek istiyorum. Şimdi değerli dostlar, bunu gündüzleyin yaptım. Dedim ki sermayesi 350 milyon, öz sermayesi 636 milyon, piyasa değeri 4 milyar 354 milyon. İleri piyasa değeri 8 milyar, bunu anlatılabilir. Yıl sonu karı 700 milyon, yıl sonu cirosu 7 milyar seviyesinde. Şimdi 7 milyar seviyesinde ciro açıklayacağını bize söylemiş mi? Söylemiş. Şimdi buradaki rakamlar nereden geliyor hocam? Sen böyle kafadan mı attın? Yok öyle değil işte. Şimdi bize lazım olan iki tane veri var. Bunlardan bir tanesi yıl sonu cirosu, ikincisi favok marjı ve net kar marjı. Bunları bildikten sonra artık işin kolaylaşacak. Şimdi yıl sonu cirosu 7 milyar demiş mi? Evet demiş. Peki bize favok marjı 14 ile 15 arasında demiş mi? Demiş. Biz burada 14 yapmış. Net kar marjı biz nereden aldık? Son çeyreğe göre. Hemen şöyle bir bakalım. Son çeyreğe göre mi aldık? Yok almadık. Son çeyreğe göre 8. Biz 10 olarak almışız net karda. Çünkü bu şekilde büyüyorsa, kar ediyorsa belli ki net kar marjını da bir tık yükseltebilme ihtimali vardır deyip hesaplıyoruz. Şimdi bunları oranladığımızda yıl sonu karımız 700 milyon seviyesinde, yıl sonu favokumuz yaklaşık 1 milyar seviyesinde. Tamam mı? 1 milyar seviyesinde bir favok üretecekmiş. Şimdi değerli dostlar biz FK'yı hesaplarken yıllıklandırmış FK'yı, yani yıllıklandırmış net karı hesaplıyoruz. O yüzden bakın şimdi burada prospektif FK'mız 6,10. 6,20 değil mi? Prospektif FK'mız. Yani bu yıl sonunda olması gereken ederi 6 FK ile işlem görecek bu şirket. Şimdiki cari FK'sı kaç? 15-16'ya dayandı. Evet. Arada uçurum kadar fark var mı? Var. Şimdi hocam tamam sen yıllıklandırmış dedin ama sen burada net kar marjını aldın. Yani direktmen yıl sonundaki kar aldın. Evet. Çok güzel. Yani hepinizi tebrik ediyorum. O yüzden yıllıklandırmış net karımız son 4 çeyreğin toplamı olacağı için buradaki hesaplama 3 aşağı 5 yukarı değerli dostlar ne kadar olacak biliyor musunuz? Tamam mı? 1 milyar 300, 1 milyar 500 seviyesinde. Tabii. 1 milyar 300, 1 milyar 500.
Tabii. Şimdi bunu yaptığında şimdi FK'ya bak 3,34. Tamam mı? Yani yıl sonunda 1 milyar seviyesinde yıllıklandırılmış net kar açıklar ise 3,34 seviyesine düşecek. Biz yine böyle çok böyle yine ne yapmamız gerekiyor? Böyle mütevazi davranalım arkadaşlar. Mütevazi davranalım. Ben 700 milyon seviyesine kar açıklayacak. Yani buradaki net kar marjı bu şekilde gelir ise 700 milyon seviyesine net kar açıklayacak. Bu veriler ışığında FK'mız 6,20. Tamam mı? Burada hisse başına karımız 2 TL'ye çıkacaktır. İleriye dönük değerlendirmeye baktığımızda kazanca göre 11 TL, piyasaya göre 10 TL, inaya göre 15 TL, öz sermayeye göre 21 TL, FDFAVOK'a göre 23 TL, piyasa deribülü net faaliyet karına göre 20 TL, yatırımlara göre de 28 TL bir eder çıkıyor. Ortalama hala %48'lik bir potansiyel var gibi duruyor değerli dostlar. Tabii ki bundan daha fazlası yapabilir mi? Elbette ki yapabilir. Belki burayı görmeyebilir mi? Evet, elbette ki buraları görmeye de bilir. Ama orta vadede buradaki seviyeleri en azından bu 6 aylık dilimi içerisinde buradaki hedeflerini gerçekleştirebilme ihtimali yüksek olarak karşımıza çıkıyor. Kimilerine göre çok az bir potansiyel, kimilerine göre gayet güzel bir potansiyel. Bana soracak olursan 18 TL'leri 16 TL'leri rahat bir şekilde görebilme ihtimali yüksektir. Bunları da yanınıza not alın. Yatırımcı sunumlarını kaçırmayın. Birçok şirket yatırımcı sunumunu 2023 beklentilerini açıklamışlar. Bununla ilgili bir video da paylaştım. O şirketlere gidin bakın. Vermiş olduğu rakamlar tutar ise buradaki oranlar yıl sonunda ne kadar bir kar açıklar. O karı da bulduktan sonra ne yapacaksınız? FK'yı bulacaksınız. FK eğer ki cari FK'dan çok ama çok aşağıdaysa oradaki iskontoyu rahat bir şekilde görebilme ihtimaliniz yüksektir. O tür şeyleri kaçırmamanız gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdi bundan sonra da birkaç tane video daha paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü ondan sonra da artık full siteye başvuracağız. Kendi sitemize dönmeye çalışacağız. Elbette ki hap programımız var. Çok şükür inanılmaz derecede çalışıyor. Gayet güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok. Ama bu işi bir de siteye çevirmek istiyoruz. Yani insanların ulaşabileceği bir seviyeye gelsin istiyoruz. Elbette ki görüntü bu şekilde olmayacak. Çok farklı kalemler getireceğiz. İnanılmaz taramalar getirmeye çalışacağız hap programımıza. Ne zaman biter en ufak bir fikrim yok. Yani 2 yıldır uğraşıyoruz. En iyisini istiyorum yani arkadaşlar, en iyisi yani böyle şu an sosyal medyada görmüş olduğunuz bütün sitelerden daha iyisini yapmaya istiyorum açıkçası. O yüzden 2 yıldır bekliyorum, 2 yıldır 3 yıldır bu işle uğraşıyoruz ama çok manyak bir siteyle karşınızda olacağım. Yani herkesin dilinde olabileceği, herkesin böyle ya senin böyle araştırma yapmana gerek yok ya. Burada bir buton olacak, hisseni seç butonu. Bu hisseni seç butonuna tıkladığında bazı taramalar, bazı özelliklere göre şirketler belirecek. Ne olurlar? Mesela büyüme hisseleri adı altında bir kategori olacak. Ne bileyim işte yıllık favokunu artıranlar, satışlarını artıranlar gibi gibi birçok kalemi baz alacağız. Bu aracı kurumların vermiş olduğu hedef fiyatlarını koyacağız. Sektörle karşı karşıya geldiğinde hangisi kazanacak, yani düelloyu koyacağız, karşılaştırmayı koyacağız, aklınıza gelebilecek her şeyi koyacağız, yabancı takas oranları koyacağız. Yani çok güzel şeyler yapmaya çalışacağız açıkçası. Ama nasip kısmetti tabi. Yani şimdi biz yapıyoruz diyoruz ama tabi bir de Yüce Allah bize nasip eder mi, o da önemlidir. Yani şimdi biz ne kadar hesap yapsak da göklerden gelen bir karar vardır ama kaderin de üstünde bir kader vardır değerli dostlar. Allah nasip eder inşallah. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.